Neler yapıyoruz bunların içerisinde? Mesela belgeseller yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen Şiddete ve Çocuk İstismarına Karşı Eğitim ve Farkındalık projesinde basın mensuplarına eğitim verildi. Düzenlenen etkinlikte proje koordinatörü Reyhan Şenay, Profesör Doktor Sevda Alankuş ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ali Filizkan açıklamalarda bulundu. Biz 2021 yılında bu projeyi başlamıştık. Hedeflerini görüyorsunuz. Kadına yönelik erkek şiddetiyle ilgili önce medyada haber dönüşümü ve çocuk istismarı ile ilgili haber dönüşümü, dilin dönüşümünü yapmak istiyoruz. Zihniyet dönüşümünü yapmak istiyoruz. Çünkü bence temel olarak Türkiye'deki asıl problem zihniyet, olaylara bakış açımız. Biraz daha farklı bir pencereden bakmayı önereceğiz sizlere bugün. Aynı zamanda mağdur dediğimiz ya da hayatta kalan dediğimiz aslında hayatını devam ettiren kişilerin mağduriyetleri de söz konusu yaptığımız haberlerden dolayı. Dolayısıyla bunu da size örneklerle Sevda Hocam açıklayacak. Nasıl korumamız gerekiyor bu insanları? Yani suçluyu öne çıkartan değil, mağduru öne çıkartan ve onu daha kötü gösteren, gerekçelendiren konuyu nasıl bizim yazmamız, nasıl görüntülememiz gerekiyor? Sadece doğru haber yapılabilmesi için hocamız şimdi biraz sonra sizlere haber konusunda bilgi verecek. Onun bilgilerinden faydalanmak için buraya geldik. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye nüfusunun da %28.3'ünü, aslında bu 26'ya düşmüş, eski bir rakam, sabah baktım. 26.3'ünü çocuklar oluşturuyor. Oysa haberlerin sadece %5'i çocuklarla ilgili. Şimdi çocuklar haber olunca bir sorun, haber olmaması da bir sorun çocukların. Ona değineceğim önce, sonra o haber olma biçimine değineceğim. Mesela bir üniversitede yapılan araştırma 2015 yılında yapılmış. Çocuklarla ilgili haberlerin oranı sadece %1.4 bulunmuş. Sadece bu kadar. Bir de nasıl haber yapılıyor onlara bakacağız, göreceğiz. Yani haber yapılma biçimine. Bu yapılan haberlerin %73'ü çocuk haklarını ihlal ediyor. Yani çocukları haber yapmıyorsunuz, 1.4 oranında yapıyorsunuz, 1.4 nokta haberin de %73'ü çocuk hakları ihlal ediyor. Ve büyük ihtimalle de onlar zaten hak ihlali haberi, anlatabildim mi? Yani siz çocuklara dair bir hak ihlali haberi yapıyorsunuz, istismar gibi. Mesela onu yaparken, haberleştirirken de hak ihlali yapıyorsunuz. Dolayısıyla katlanıyor. Yarısına yakını çocuklar suç nedeniyle haber oluyorlar. Daha doğrusu